Sevil Nuriyeva, Rusya'nın Trump beklentisi. Mevcut konjöktürel durum Rusya'nın lehine ortam oluşturuyor ve ABD ile soğuk savaş kokusu gelen siyasi oluşumun pekişmesini arzu etmedikleri bir gerçektir. Evvela Rusya eski Sovyetler gücüne sahip değildir. En esası ise yönetimdeki kişilerin artık çok zengin olmasıdır. Rusya toplumu bunu sorgulayacak bir toplum. Lakin ABD baskılarıyla esasında sorgulamanın önünü kesti ve toplumla yönetim arasında ittifakı daha da pekiştirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda er olan oğlunu, esirliğinde olan Alman generaline değişmeyen Stalin gerçeği Sovyetlerin dayandığı dokuları anlatan esas faktördür. Bunun yanı sıra her ne kadar Rusya Sovyetlerin esas ana damarını oluşturmuş olsa da şimdiki gerçekler Rusya'nın büyük yük taşıma kapasitesinin olduğunu da kanaat getirmemektedir. Elbette Rusya ciddi etki sahası oluşturabildi. Burada ABD'nin dış politikasının yıkıcı sonuçları, uluslararası yok sayan projelerinin etkisi söz konusudur. Lakin esas mesele Amerika'nın, Rusya'nın bitti veya biteceğini zannederek Rusya, Ukrayna'yı kurban belleyerek kuşatma isteği oldu. Oysa bu girişimle yaralı ayı misali daha saldırgan bir Rusya'nın uyanışına neden oluşturdu. Bakın duruma şimdi. Rusya hiç bu kadar eski Sovyetler ülkelerinin iktidarlarını belirlemek, kendine yakın mesafeyi tercih edenlerin siyasi iradeyi temsil etmesine destek verme heveskarı değildir. Gerçi bu ülkelerle bayağı akıllı politikalarla büyük güçlerin kavgasından karlı çıkmanın peşinde. Belarus ve Moldova örneklerinde bunu görebiliyoruz. Moldova'da yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Rusya'ya sıcak bakışı hatta Rusya tarafından seçim sürecinde desteklenen biri olarak siyasi aranaya dahil oldu. Söylemlerine baktığınızda Batı ve Rusya arasında tercih etmediğini, her ikisini de aynı mesafede yakın ve aynı mesafede uzak olduğunu ifade etse de anlaşılan o ki ABD'nin Moldova ile Rusya gerilimi üzerine kurgulamak istediği politikalar şimdilik askıya alındı. Belarus, Rusya ile ortak devlet sistemine girse de sık sık Rusya'ya özellikle Putin'e eleştiri içerikli mesajlar gönderebildi. Batı'yı kökten yok saymadı. Hatta Rusya'ya rağmen Batı'ya da ilişkiler kapısını açabildi. İşte anlatmak istediğim küçük devletler bu Rusya-ABD kapışmasından zarar görmeseler de esasında akıllı uygulamalarla faydalı da çıkma durumları söz konusudur. Pazarlık masasında daha fazlasını almak, daha fazla kendilerini güvene almak konusunda Amerika-Rusya gerilimini kullanabildiler. Rusya'ya baktığımızda bu durum Rusya'nın işine gelmemektedir. Sürekli dış düşman fenomeniyle kamuoyunu ayakta tutmanın zorluklarını giderek fazlasıyla hissetmektedir Rusya. Diğer taraftan Rusya, ABD'nin kendisi dışındaki uluslara saldırgan politikalarıyla Rusya'nın konumunu gerekli kılmaya başladı. Kissinger'ın son Rusya tespitleri daha gerçekçi yaklaşımı ortaya koydu. ABD, Rusya'yı doğru okumadı, okuyamadı. Yanlış okumalarla da Rusya ile komşusu olan küçük devletlerin bir kısmının arasını açabildi. Rusya'nın bir engeli var. Rusya politikalarında sebatlı değildir. Çok duygusal başlanan bir hareketin yolun ortasında bassız kalabilme ihtimali çok yüksek. Rusya'da Ermeni ve Yahudi lobisi çok güçlü. İşte Rusların dezavantajı budur. Tüm bu gerilim ortamında Rusya yeni sürece ihtiyaç duymakta kimseyle savaşmak istemiyor, mecali ve hevesi yok. Parayla tanışan bir zümre, savaşa götüren tüm yolları taşlarla kapatır, engeller. Ve elbette ki savaş ortamı sadece Rusya'ya değil, etkisi altındaki coğrafyayı da etkileyeceği ortadadır. Kendini alevden koruma adına herkese ateşe atabilecek bir yapısı olduğunu defalarca yazmışımdır. Trump'la birlikte yeni süreç Rusya'nın şu anda çok istediği bir durumdur. Baktığımızda ABD Trump'la birlikte zaten bu ortamı değiştirmeye meyilli olduğunu göstermektedir. Trump'ın iş başına geçeceği tarihi günler kalmışken gider ayak ortama ateşe veren yapının ABD'yi küresel güç olma kabiliyetinin inişe sürüklediğini de görmekteyiz. Trump'la birlikte bu giderilecek mi? Trump, Amerika'nın her yere gözyaşı getirdiği gerçeğini değiştirebilecek mi? Bu soruların ortaya çıkması bile dünyanın ABD'yi sorgulanma sürecine girdiğine işarettir. Rusya, Trump'tan dostça ortam oluşturmasını beklemekte. Eğer bu ortam oluşursa ve Rusya Amerika ile anlaşırsa gereği şimdiden düşünülmeli. Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi